Aziz misafirler, değerli canlar, merhaba Hacı Bektaş dostları, merhaba Pir Sultan Abdal dostları, merhaba Hazreti Hüseyin'e gönüldaş olanlar, Aleviler, Sünniler, Türkler, Kürtler, siyasi partilerimizin, demokratik kütle örgütlerimizin temsilcileri, cümlenize merhaba. Alevilerin kutsadığı bu mübarek aydaki aşure etkinliğine cümle canlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün güzel, güneşli bir gün. Ben sahnenin iki tarafına bakıyorum. Canlar yığılmış. Güneşten korunmak için gölgeliğe sığınıyorlar. Yağmurla gölge de olsa güneşe kaçıyorlar. Biz onun için diyoruz, hak doğruyu bilir. Güneşten, ışıktan ve aydınlıktan kaçmamak lazım. Tadını çıkarmak lazım. İnanç ve ibadetimiz de hep aydınlığa, güneşe, ileriye ve ışığadır. Biliyorum şu kürsüde ben konuşurken en arkadaki canlar beni göremiyor. Ben de onları görmüyorum. Şemsiyelerin aradaki bu barikatını aşamıyor. Ama bugün böyle olmak zorunda. Sizi bir namze de olsun güneşin ısısında koruyup bedenen rahatlamanız içindi bu organizasyon. Bu organizasyonda emeği geçen tüm canlara teşekkür ediyorum. Bu şemsiyeleri buraya gönderenleri, bu sandalyeleri hizmete sunanları, bir bütün olarak bu aşire etkinliğinin huşu içinde geçmesi için katkı olan herkese aşkı niyaz ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Aramızda değerli milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, değerli canlarımız var. Cümlesine muhabbetlerimi sunarım. Hepsi hoş gelmişler. Ayrıca Katolik Kilisesi ve Ortodoks Kilisesi'nin saygıdeğer inanç önderleri de burada aramızda. Onları da muhabbetle selamlarım. Hoş gelmişler aramıza. Nerede olursa olsun, ne olursa olsun, herkese kollarını ve kucağını açan bu yüce inancın bireyleri ve bendelerisiniz. Eğer bir mimar aramızdaysa, eğer bir mihman da aramıza geliyorsa, bizimle aşure lokmalarını nuş etmek istiyorsa, Alevi inanç ve ibadetinde mihman alıdır dışarıda gelen. Kadir ve kıymet biliriz. Kusur işlemeyiz. Laf etmeyiz. Söz etmeyiz. Gönül incitmeyiz. Bunu yapanlar olursa, bunu geçmişte yapmışlarsa, Alevi inanç ve ibadeti ağır bir ceza veriyor. Pirlerin huzurunda düşkün ilan edilirler, toplumdan dışlanırlar. Onun için her davranış ve hareketimiz inanç ve ibadet günlerimizin özüne uygun olmalı. Ondan uzak durmamalıyız ve ondan kaçınmamalıyız. Azami dikkati sarf etmeliyiz ki hem gönüller hoş olsun hem de gönülleri hoş edelim. Alevi halk ozanları Kerbala'yı gönül tandırında pişirdikleri deyişlerle, şiirlerle dünden bugüne taşıyanlardır. Ehl-i Beyt'i seven yol ehli canlar, dünün Kerbela'sı bugün de vardır. Hazreti Hüseyin'e talip olanlar, dünün Kerbela'sı bugün de vardır. Öz mürşidi tanı, gafletten uyan, beyhuda dolaşmak dostluğa ziyan. İşte Sivas'taki 37 can, dünün Kerbela'sı bugün de vardır. Muharrem ayı Anadolu'daki Alevilerin yas ve hüzün ayı olmuştur. Keder dolu bir aydır. Bu ayda Alevilerin 12 imama izafe edilen yas ve matem orucu tutarlar. Aleviler 1333 yıldır Hüseyin'in şehadetinden sonra Ehl-i Beyt'in soyuna yapılan zulmü unutmadı. Tuttukları oruç 12 imam orucu dediler.
Hazreti Hüseyin'in şehit edildiği aya Muharrem ayı, Yas ve Matam ayı dediler. Türkiye'de istisnalar hariç bütün cemevlerinde bugün aşure kazanları kaynıyor. Ve lokmalar dağıtılıyor. Dağıtılan aşurelerdeki tat şeker ve baldan değil, Hazreti Hüseyin'e sevdalı olan yüreklerdeki aşk ve muhabbettir. Bu aşk ve muhabbetiniz hiçbir dönem eksilmesin değerli canlar. Aşure geleneği millattan binlerce yıl önceden Yüce Nuh peygamberden akıp gelen bir gelenektir. Kutsal Muharrem ayında Adem peygamberden Hazreti Muhammed Mustafa'ya kadarki süre içerisinde gelip Hakk'a göçen nice peygamberlerin hayatı hikmetlerle doludur. İslam'ın büyük kesiminde bu ay şükür ayı olarak bilinmektedir. Şükür ki Yüce Yaradan Adem peygamberin tövbesini kabul etti. Şükür ki Nuh peygamberi tufandan, Eyüp peygamberi dert ve yaralardan, Musa'yı Firavun'un şerrinden, İbrahim'i Nebrun'un ateşinden bu mübarek ayda kurtardı diye birçok kavim tarafından 10 gün şükür orucu tutulmuş. Alevilerde Muharrem ayı denilince ilk akla gelen Kerbela'dır. Yüreklerde bir volkan gibi kaynayan ve bir yanardağ gibi fışkıran Hazreti Hüseyin sevgisidir. Yalnız ülkemizde değil, İslam'ın yayıldığı tüm coğrafyalarda Muharrem ayı denince Hazreti Hüseyin'i almakla, anmamakla asla düşünülemez. Türkiye'de ve Balkanlarda Alevi Bektaşlıların gönül defterinde yalnız onun ismi yazılıdır. Kerbela, Hüseyin ve Aşure iç içe emişmiş bir yumak gibi hep yüreklerdedir. Bu yumak çözüldükçe söz olur, dilden dökülür. Aleviler bir Kerbela değil, bu inancın kadim pirleri ve dervişleri yaşadıkları topraklarda, gittikleri coğrafyalarda bin Kerbela yaşamışlar. Fakat inanç ve umutlarını yitirmemişler. Zulme baş kaldırmak erlerin karı, ezilenden yana kavli ikrarı, Maraş katliamı, Dersim diyarı, dünün Kerbelası bugün de vardır. Kerbela sahrasında Ehl-i Beyt'e yapılan, ciğer tutuşturan bir ateştir. Hazreti Peygamber'in dudak izlerinden boğazı kesilen Hazreti Hüseyin, Peygamber'in canının parçasıdır. Eğer mahşer günü olacaksa, o gün Kevser havuzunun başında, nurdan bir tasın içinde, su dağıtan rahmet saçısı Hazreti Hüseyin'dir. Ona olan sevgimiz, bu topraklarda bir derya yanlana dönüşmüştür. Zalime karşı direngenliği, mazlumdan yana olan tavrı, haktan ve halktan yana olan kararlılığı, dünyanın malını, metasını, şan ve şöhretini reddeden, onurlu duruşu, onu şehitler sardarı yapmış, hangi topraklarda olursa olsun, Hüseyin'i duruş sergileyen, mazlumların mezar taşlarında onun ismi nakledilmiştir. Tanrı işi değil, kula cezalar. Her yerde zalimin hükmü kazalar. Pir Sultan, mazlumlar, Seyit Rızalar, dünün Kerbelası bugün de vardır. Tarih boyunca Ali ve Hüseyin inanç ve ibadetinde asla çıkmayan Alevi toplumu kahır ve haksızlığa maruz kalmıştır. Bu toplum sabırla beklemesini, onurla direnmesini bilerek bugüne kadar gelmiştir. Pirlerimiz, yol uluları bizi haklı, adaletli, eşitliği, özgürlüğü ve toplumsal birliği miras bıraktılar bize. Bu miras ışığında ülkemizde
etnik ve inançsal kimlikleri ne olursa olsun hepsiyle bir arada yaşamak, birbirlerimizin haklarına saygılı olmak inancımızın temelini oluşturur. Komşu hakkı kutsaldır. Farklı inanç gruplarıyla komşuyuz. Birbirimizi olduğu gibi kabul etmeliyiz. Kavga, kin ve kibir olmamalı. Çocuklarımız birbirlerine düşman büyümemeli. Ülkemize sınır komşularımızla ilişkilerimiz dostça olmalı. Yüzlerce yıl sürecek düşmanlıklar körüklenmemeli. Ülkemizde olduğu gibi bir başka ülkenin de iç işlerine müdahale olmamalı. Din adamlarının, inanç önderlerinin, her ülkenin kanat önderleri ve aydınlarının bütün söz ve telkinleri barıştan, birliktelikten, dostluktan yana olmalı. Savaştan uzak, barış içinde yaşamak, tabiatı ve çevreyi korumak, ülkemizin akarsularına ve doğal kaynaklarına sahip çıkmak, korumak, gelecek kuşaklara ve çocuklarımıza bırakacağımız en büyük mirastır, değerli canlar. Ülkemizde 25 milyondan fazla Alevi inancında olan insan yaşamaktadır. Din, inanç ve ibadet, bu özgürlük temel bir insan hakkıdır. İnanç özgürlüğü olmadan demokrasi olmaz. Toplumsal barış için bir yansızlık devletin dini inanç kurumlarına eşit mesafede ve yansız olmalıdır. Bu yansızlık sarsıldığı sürece konan kurallar geçerliliğini yitirir. Toplumsal patlamalara neden olur. Ülkemizde geçmiş iktidarların ihmal ettiği ve görmemezlikten geldiği Alevi sorunlarına mevcut iktidar yeni anayasa çalışmalarını yaparken Alevilerin istem ve taleplerini göz ardı yapmamalıdır. İbadet yerimiz olan cemevleri yasal güvence altına alınmalıdır. Okullarda Alevi çocukları için din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri zorunlu olmaktan çıkarılmalıdır. Alevi köylerine cami yaptırma uygulamalarından vazgeçilmelidir. Kendi geleneksel yöntemleriyle kendileri seçebilmelidirler. Ülkemizde yukarıda saydığımız istek ve temennilerimizin geç kalmadan ilgili mercilere dikkatle alınacağı umudumuzu hep saklı tutarak bugün burada toplanan siz değerli canları, buraya katkı sunanları, aşure lokmalarını getirenleri ve bugün pişen aşure lokmalarından uzaktan yakında burada olan olmayanlar, cümlenizi aşk ile muhabbet ile selamlarım. Bozatlı Hızır cemli cümlenizi yorup yollarda koymasın. Saygılarımı sunarım. Değerli canlar, burada bir noktayı daha cümlenizin hazır bulunduğu bir alanda bir kurumun başkanı ve bir inanç önderinin çocuğu bir Seyyid'in oğlu olarak söylemek isterim. Dünyada bütün insanlar ulu bir çınarın gövdesi gibidir. Nerede bir dal incinse gövde sızlar. Bizden ve ülkemizden binlerce kilometre uzakta Filipinler'de bir felaket oldu. Milyonlarca insan bir felaketi yaşadı. Yüce Yaradan, bu mübarek ayda gönülden sana haykırıyoruz. Cümle canları, bütün insanları kazadan, bereketten, felaketten, doğal afetlerden sen koruyup kurtarasın. Orada mazlum olan, mağdur olan tüm canlara da himmetini ve yardımını esirgemeyesin Yüce Yaradan. Cümlenize aşk ile, selametle, sevgiyle kalın dostlar.
Sevgili dedelerim, şöyle bir ön tarafta çırakların yanında bir yer alsanız, aşure gülbenliğimizi de verelim ve aşurelerimizin dağıtımına başlanacak. Dedelerimi böyle sarının ön kısmını alayım. İki kandilin arasına. Helin. Evet. Bütün seyitlerim